Çok teşekkürler. Ahi Bektaş duamızı yapmak üzere Ahi Bektaş Türk Dünyası ve Ahilik İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Hüseyin Köksal'ı ve Ahi Ali Turna, Allı Turna tiyatro ekibini sahneye davet ediyorum. Mikrofon. Sen. Buyurun. Ahi Bektaş dostları, hepinize selam olsun, hoş geldiniz. Ahi ve Bektaş'ı duası, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahiliğin kurucusu Hünkar Ahi Evran ve onun devamında Hünkar Hacı Bektaş'la birlikte devam eden silsile, fakat onların ilham aldığı Peygamber Resulullah'a selam olsun, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ve Türk dili üzerine Hoca Ahmet Yesevi'ye ve Fahrettin Errazi'ye ve bunların baş hocası olan Evliddin'i, Ahvanettin'i Kirmani'ye ve onun yetiştirdiği iki kızı Baciyen Fatmana'ya ve Hayman'a'ya selam olsun. Evet, bunlar Ahi Evranlar, Hacı Bektaşları var ettiler. Ahi Evran ve Hacı Bektaş ve onlarla birlikte yol arkadaşları Sarı Soltu, Güvenç Abdal, Şeyh Edip Ali, Tapduk Emre, Geyikli Baba ve aynı zamanda Eflak Baba gibi gönül erenleri, kalp gözü açık insanlar. Bunlar bizim kültürlerimizi gerek ekonomik iktisadi anlamda, gerek devlet yapımızın Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da kurulmasına, nümayiş yapmasına sebep olan, dünyanın en büyük cihan devletini kurmamıza vesile olan bu kültür kodlarındaki rahmetli olanların hepsine selam olsun. Ve Ankara'mızı başkent yapan 240 yıl ahiliğin posteşinlik makamı olan 1261'den 1458'e kadar son ahilik posteşini Hacı Bayram'dan el alarak İstanbul'un fethini %100 gönül gözüyle, kalp gözüne, bilimiyle, teknolojisiyle dünyaya kafa tutan milenyum milyonsu tane taşının gizemlerini, Ayasofya'yı çözen Akşemseddin'e, ruhuna şahat olsun ruhları. Allah'tan bunlara rahmet diliyoruz. Ve bu bir silsileydi bizim ve aynı zamanda Hacı Bektaş'ın 11 yaş büyük abisi general düzeyindeki 1238'de Kayseri'de Baciyen Fatmana ile birlikte Malya'daki savaşı kaybeden ama Türk dili için daha sonra 50 yıl içerisinde de Çin'den İzmir'e kadar Türk dilinin konuşmasını sağlayan Ahi Mengüce ruhu şad olsun. Şu anda Çepni köyünde meftundur. Ve daha sonralarda Ankara'nın başkent yapılması, ilelebet Ankara'mızın başkent olmasını arzulayan Gazi Mustafa Kemal'e ve yol arkadaşlarına ebedi başkentimiz Ankara'ya selam olsun. Ve sonsuza kadar Ankara başkentimiz olacak. Türk dünyasının başkenti olacak. Çünkü kodları, yazılımını Gazi Mustafa Kemal Atatürk biliyordu. Ahilik ve Bektaşilik kodlarıyla, ilimiyle, irfanıyla ve bunu ve şimdi Cihan İmparatorluğu'nun olacak ve gelecekte de Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'da attığı bu temeller üzerinde Cihan İmparatorluğu Türkler olacak ve başkenti Ankara ilelebet olacak efendim. Ahi Evran'ın ve Hacı Bektaş'ın himmeti sizlerin olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu arada program akışıyla ilgili bu aylık duasından sonra kısa bir bilgi vereyim. Bugün iki bölümde yaptık. Biz Can Azerbaycan'ı her etkinliğimizde muhakkak ikinci programda Can Azerbaycan'a yer veriyoruz. Çünkü biz Azerbaycan'la tek milletiz. Bir de Ahi Evran ve Hacı Bektaş'ın Horasan ve Hoy'dan, Azerbaycan'dan gelen Ahi Evran'dan dolayı o kültürün devamı olduğu için biz Azerbaycan kültürüne, mevcut kültürüne ve devletine de müthiş bir saygımız var. Zaten etna tırnak gibi ayrılan bir şey değil. Her programımız Azerbaycan'a, Azerbaycan bayrağına ve onların yetiştirdiği Mehmet Emin Rasulzade gibi, ki geçen anma etkinliği yapılmıştı kendisiyle ilgili geçen hafta. Bunlara değer veriyoruz. Bunlar bizim değer silsilemizdir.
Onları program akışını bildiğiniz anlamda ve zaten arkadaşlarla konu akımını belli, yılın ahirleri, bektaşileri. Fakat şunun altını hemen çizeyim. Suluca Karahöyük'teki Hünkar Hacı Bektaş ile Hiller Gönü, şu anda Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nde olan Nilüfer'lerin 35 derece açtığı Ahyevran'ın ikamet ettiği ikisinin mesafe aralığında bir köy vardır Mucur'a yakın. İnanç Köyü. Şeyh Edebali'nin doğduğu köydür. Zaman zaman birkaç ayda bir Ahyevran Hacı Bektaş orada buluşurdu. Benim köyüm de oraya yakın. O tarihi de bildiğim için ve bunu her yıl, bu beşinci etkinliğimiz bizim Ahyevran Hacı Bektaş buluşması, o manevi havayı terennüm etmek için Ahyevran Hacı Bektaş buluşmaları tertip etmekteyiz. Bu toplantılar da genelde Ahyevran'ın Hacı Bektaş'ın İnanç Köyü'nde, yani Şeyh Edebali'nin doğduğu köy olan İnanç Köyü'ndeki buluşmasına da Sadrettin Konevi, bazen Yozgat'taki Kadışehir Kadısı, ağırlıklı olarak Sarı Saltuk ve şu anda Kürt'ünde meftun olan, ondan sonra Gönce Abdal bu toplantılara katılıyordu. Yani 12-20 kişilik heyet halinde. Bizim tüm kültürel kodları ve Ottoman Emperyal'in kurucu kodları bu insanlardır. Onlara selam olsun. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve sırası... Evet, programa başlamadan önce protokolde kimler var, onlara da bir hoş geldin diyelim. Kazakistan kurucu, Kazakistan kurucu başkonsolosu Yersan Uais aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilecik Başkan Vekili Nuri Aslan Bey aramızda, temsilcilerimizde. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Müdürü Vedat Kara aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sıtkı Ada Karkon Genel Başkanı aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çorumlular Federasyonu Başkanı Metin Aktaş Bey aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim Programı ve Kişisel Gelişim Federasyonu Genel Başkanı Tahsin Koç aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şimdi yılın ahilerini sırasıyla sahneye davet ediyoruz. Nuri Mertcan, yılın ahisi. Haydar Ersever, kendisi yok vekili olarak Emin Kerimoğlu. Buyurun. Sizi de sahneye alalım. Adem Erdağ, sizi de yılın ahisi olarak sahneye alıyoruz. Mehmet Ali Erbey'i, yılın ahileri. İsmail Aktaş. İsmail Aktaş da vekili Deniz Özcan Bey. Buradaysa. Set kuşanmaları için. Evet, yılın ahilerin set kuşanmalarını derneğimizin yönetim kurulundan Hamza Bey gerçekleştiriyor. Değerli Başkanım, söylemek istediklerinizi kısaca. Evet, ben Denizli Ersev Adaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbey'i. 30 yıldır bu camianın içindeyiz. Bu ahilik şehit kuşatma bizi bu kardeşlerim münasip gördüğü için bütün can dostlarıma, kardeşlerime, bütün protokola çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkürler. Buyurun Adem Bey. Evet, ben de özellikle Hüseyin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle nadide
başkanlarımızla birlikte yılın ahisi olmaktan onur duydum. Değerli protokolümüzde Sayın Bakanımız hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de tabii şöyle açalım görünsün. Değil mi? Sakladık hemen. Ben de acizane sürekli yollardayım. Anadolu, Avrupa, Afrika yollarında ülkemize daha çok nasıl hizmet edebiliriz? Daha iyi nasıl tanıtabiliriz? Sizlere, toplumumuza nasıl daha faydalı işler üretebiliriz? Bunun derdiyle medya sektöründe 30 yıldır yollardayız. Bu vesileyle ayrıca mutluyum, gururluyum, sevinçliyim. Sayın Bakanım gibi biz de bütün hayatımız, ben 40-45 yıldır yollardayım. Ve geldiğimiz nokta itibariyle de yılın ahisi ilan edilmemiz anlamında verdiğimiz emeklerin dikkat çektiğini, faydalı olduğunu, hedefe ulaştığı anlamına geliyor bu. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, ben de Sayın Haydar Erseven'i vekil olarak burada bulunuyorum. Kendisi önemli bir program olduğu için buraya katılamadı şu an. Çok üzgün gelemediği için onu temsilen geldim. Ahilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen bu anlamlı programda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Herkese teşekkürler. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de İsmail Aktaş Beyefendi'nin vekil olarak geldim buraya. Kendisi şu anda Nijerya'da bir toplantısı var. Ve burada katılıp salan herkese çok çok selamını iletti. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sırasıyla plaketlerimiz takdim edilecek. Plaketleri takdim ettim. Yılın Bektaşları. Efendim sizi bekletirken yılın Bektaşları'nı de tek tek sahneye davet edeceğiz. Doçent Operatör Doktor Turgut Kihtir beyefendi. Profesör Bektaş Yıldırım beyefendi. Yılın Bektaşısı. Adnan Demir Bey'in yılın Bektaşısı. Bayram Zorgül. Yılın Bektaşısı. Ve Taner Süslü Bey. Yine yılın Bektaşısı olarak sizleri de sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Adem Erbağ burada. Evet, çetleri kuşanmak üzere. Bu güzel günde, Haziran ayının birinci gününde böyle güzel bir insan ortamında böyle güzel bir amaçla bulunmaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Hüseyin Bey'e, Hamza Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bir cerrahım, tarih araştırmacısıyım ve siyasetçiyim. Aslında kısa bir şey söyleyeceğim, çok birkaç cümle. 2008-2009 yılında tarih yazıcılığına başlarken bir şey fark ettim. Bu Malazgirt Ovası neredeydi? Ve Malazgirt Ovası'nın hiçbir yerde resmine rastlayamadım. Çocuklarımıza, gençlerimize okuttuğumuz Malazgirt Ovası sadece yazılıydı. Ve 3 kere Malazgirt'e, Ağlat'a gittim. Ve Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı ovayı Malazgirt
Ahlat yolunda, aynen kaynaklarda tarif ettiği gibi, Yarımış köyü ile Afşin köyünün batısındaki geniş ovada tespit ettim. Ve 2011 yılında da bunu kitabımda yayınladım. Ve 2020 yılında, 9 yıl sonra, şimdi orada kazılar yapılıyor. Ve oraya gittiğim gün çok ruhani bir gündü. Resim çekiyordum, bir adam geldi arkadan. Yaşlıca, aksakallı. Dedi, orası değil dedi. Sanki oraya neden gittiğimi biliyormuşçasına. Dedim, neresi değil? Senin aradığın ova orada değil dedi, aşağıda dedi. Biliyordum da güneyde olduğunu. Dedim, amca, o zaman daha gençtik. Götür beni o ovaya. Sonra bir de öğlen yemeği yeriz dedim. Olur dedi ve yağmurlu, dolu, karanlık bir gündü. Ve araba kullandık. Yaklaşık 20-25 dakika sonra bu bahsettiğim yerden geçtik. Selçuk Mezarlığı'nın olduğu o tepeden o ovaya geldik. Ve resim çekerken gök adeta delindi ve ışık hüzmesi ovanın üstüne düştü. Ve 1071 yılından 2011 yılına kadar geçen bu yaklaşık 1000 senelik sürenin içinde adeta orada yatan o yüce ruhlar biz buradayız dediler. Kendilerinin navigasyon gibi. Tüylerim diken diken oldu ve çekimlerimi tamamladım. Sonra o aksakallı dedi ki, bitti mi işin evladım dedi. Ben de bu arada 62 yaşındayım o zaman, evladım dedi. O da benden çok daha büyüktü. Bitti dedim, arabaya bindik. Tekrar dolu başladı, tekrar hava karardı ve ova tekrar görünmez oldu. Bu, sırf bunun şerefini ilk defa burada açıklıyorum. Ve biz Bilge Kağan'dan Alparslan'a, Alaaddin Keykubat'tan Murat Hüdavendigâr'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Atatürk'e tekrar Türk olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var. Ve bu yolda yola çıktık. 3 senedir de çok büyük bir taban oluşturduk tekrar Türkiye'de. Türk milli takımına turkuaz rengi formalar giydirilmeye başladığı bir dönem yaşadı Türkiye. Ve 3 yıldır tekrar bu ülkede Türk adı konuşuluyor. Tekrar Türkiye'de nüfus hareketleri konuşuluyor. Ve Türkiye bu dar boğazdan çıkacak. Zafer Türk milletin olacak. Çünkü Türk milleti tekrar Türk olduğunu hatırlıyor. Hepinizi saygıyla selam. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, yılın ahilerinin plaketlerini vermek üzere. Ben, tabii ki. Evet. Yolunuz uzun. Doğruluk dost kapısıdır. Başkan bir saniye bekleyin, resim alalım. Ağzım yakından. Hırs kapısını kapat. Kanaat ve rıza kapısını aç. Göze nur, gönülden gelir. Kapatmazsınız. Açlık kapısını kapat. Tokluk kapısını aç. Aydın at. Aydın at. İsmail Bey. İsmail Ateş. Evet.
Adem Bey, siz de söylemek istedikleriniz varsa. Merhaba efendim. Böyle bir ödül alacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Tam 40 yıldır halk bilim alan araştırmacısıyım. Lise yıllarında Toros Dağları'ndaki Türkmen çadırlarına gidip alan araştırmasına başladığımda henüz 17 yaşındaydım. Bugün 40 yıldır bu çalışmaların herhalde karşılığı diye düşündüm. Yalnız bu ödülü ve bu onuru ben Türk Folklor Kurumu ile birlikte paylaşmak istiyorum. Çünkü 25 yıl Türk Folklor Kurumu Derleme Araştırma Müdürlüğü yaptım. Alan araştırmalarının büyük çoğunu Türk Folklor Kurumu adına yaptım. Bu arada Kazakistan yetkilisinin de burada olduğunu duydum. Geçen yıl, hatta bu yıl Kazakistan'da Avrasya Sanat Akademisi adı altında yine ahilik, bektaşilik üzerine araştırmalar yapmak üzere bir dernek kurduk. Ve bu dernek şu anda iki tane üniversiteyle birlikte protokol imzaladı. Oradaki ahilik, bektaşilik ve Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere kuruldu. Çalışmalara da bu aydan itibaren arkeolojik kazılarla birlikte başlıyoruz. Ve oradaki bazı tarihi kalıntıları, hatta Türklerin ilk yerleşim yerleri ile ilgili kültürel çalışmaları UNESCO kültür mirasına kazandırmak için yoğun bir çalışma halindeyiz. Sayın hocama da yetkiliye de bunu iletmek istedim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hakikaten onur verici, gurur verici bir şeymiş. Hiç aklımdan geçmiyordu ama muhteşem bir duyguymuş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Adnan Bey, pardon, Bayram Zorgül. Size sıra. Merhabalar, Bayram Zorgül ben. Aşağı yukarı 10-12 senedir bizde Muzur Üniversitesi'nde Coşkun Köker Hocam ve Hüseyin Bey'le beraber bu yola çıktık. Koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. Amacımız insanlara, toplumumuza bir şeyler vermek, geçmişimizi geriden toparlamak. Demin başkanım güzel açıklamalar yaptı. Gerçekten de unutulmuş bir şeyi geri hatırlamak ne güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Mikrofona kalalım. Evet, şimdi de sıra yılın bacıyanlarına geldi. Sayın Fidan Hüseyinova, yılın bacıyanı. Sayın Hatice Çelik İlközen. Sayın Nezahat Kaya. Sayın Ayşe Başabaş. Sayın Sevil Gülcan Gören. Yılın bacıyanlarını sahneye davet ediyoruz. Sizi şöyle alalım. Buyurun. Şöyle hemen yine. Söylemek istedikleriniz varsa kısaca size de sanırım. Öncelikle Eskişehir'den Yunus Emre'nin oradan size büyük selamlar getirdim. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Burada olmak gerçekten onur verici, gurur verici. Böyle bir platformda bizleri de layık görmüşler. Ahi Evran topluluğuna, Hacı Bektaşi topluluğuna, Bağcıyanlarımıza, bu güzel topluluğa öze dönüş platformu gibi gerçekten bizleri öze dönüştüren bütün herkese çok teşekkür ederim. Geçmişe dönmek, özümüze dönmek işte budur. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluluk verdi bana, onur verdi, gurur verdi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim tüm bizi bunu layık gören insanlara. İyi ki Hüseyin Bey'le biz tanıştık, bir araya geldik. Ve bu ödülü bize takdim etmeleri için çok teşekkür ederim. Bu ödülü de iki dahi
siyasetçinin sözleriyle almak istiyorum. Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Haydar Ali'yi buluğullar Haydar İlevin de dediği gibi ben fehredirem ki Azerbaycanlıyım. Çok teşekkür ederim ve Hüseyin Bey'e bir daha teşekkür ederim ki her zaman Azerbaycan'ın kardeşlik her yerde Azerbaycan diye sesleniyor ve her bir programda Azerbaycan'a yer veriyor. Bunun için kendisine çok teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Buraya layık görmek herhalde benim şu an çok büyük mutlu olduğum, en mutlu sevinç duyduğum an. Ama ben sözüme dostumuzla beraber yanarız, kanarız. Her nefeste aşk ile yaratanı anarız. Erenler meydanına vahdet ile gir gör. Kırk budaklı şamdan da kırkımız bir yanarız. Edep erkana bağlı ayağımız, başımız. Güllerden koku almıştır toprağımız, taşımız. Soframıza bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olsun, ekmeğimiz, aşımız diyerek Bektaşi'nin güzel sözüyle selamıyla sizi selamlamak istedim. Burada olmak benim için hakikaten onur ve şeref. Bağcıyan olarak, bir sağlıkçı olarak ve bir yazar olarak bu yolda devam edeceğimin andını içerim burada. Çok mutluyum ve çok onurluyum. Beni buna layık gören Sayma Hanım'a ve bütün organizasyon yapan bütün üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, bağcıyanlarımızı anlıyoruz. Evet, merhabalar. Ayşe Başabaş. 25 sene özel sektörde Koç Holding'de çalıştıktan sonra 13 yıldır eğitim camiasına girip gönül işlerine katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Başta Erol Demir Hocam eğitimci olarak ve Metin Özkan Hocam'la da burada saygı ve sevgilerimi sonsuzca sunuyorum. Beraber çalıştıklarımız boyunca öğrencilerimize bir şeyler verebiliyorsak ve bu toplulukları yeniden canlandırabiliyorsak ve şurada da bir tane öğrencimi belki buraya getirdim. Bu camiayı görsün. Belki yeni nesiller bize daha da destek olacağına inanaraktan yarın LGS'ye girecek bir öğrencimi de buraya getirdim. Buna bir örnek olabilir. Belki bizim de amaçlarımız böyle güzel topluluklarda yer alır diye düşünüyorum. Bu topluluk için Hüseyin Hocam, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bağcıyan Ana da beni de bulundurduğu için kalben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Adım Sevil Gülcan Gören. Bir eğitimci, akademisyen ve yazar olarak. Bunun yanında Yörük Türklerinden gelen bir ailenin çocuğu ve Bektaşi kültürüne has mensup olan bir ailenin yetiştirdiği bir çocuk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ümün eğitim noktasında eğitim ateşesi olarak sınıf öğretmenliği yapmış, gelecek nesilleri yetiştirmeye çalışmış, onlara Türklüğün ruhunu, geleceğin Türkiye'sinde yine özgürlükçü, yine cumhuriyete sahip çıkan Atatürkçü bireyler yetiştirmek adına mesleğimi bu zamana kadar ifa ettim. Şu an yine bir özel eğitim kurumunda genel müdürlük yapmaktayım. Bugün burada bulunan protokol Sayın Bakanımıza, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanımız Fuat Başkanımız burada, yine onun derneğinin içerisinde 81 il STK biriminde eğitim birim başkanlığı da yapmaktayım. Yine Kadın Kolları Başkanımız da burada ve aynı zamanda Hüseyin Bey'e ve burada katılan herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Ben herhalde torpil yapacağım hocam. Ben herhalde torpil yapacağım. Torpil yapacağım. Her yerde yapılıyor ama, değil mi? Alıştık. Alışmayalım mı? Kesinlikle haklısınız. Şimdi 12.45, 14.45'te başlayacak, 15.30'da bitecek. Öyle söyleyeyim.
Yani bana verilen öyle ama tabii biz gecikmişiz. Evet. Yani o civarda. Sayın protokol üyelerimiz, değerli konuklarımız, Ahi Evran Hacı Bektaş'ı anarken belli özellikler var biliyorsunuz. Türk toplumunun ve tüm insanlığa kazandırdıkları önemli değerler. Toplumlarda milli ruhu yaşatmak mesela çok önemlidir. Sözünde, sevgisinde vefalı olmak, dürüst olmak. Tabi bunları biz çoğaltabiliriz. Burada bu değerlerimizi bizlerden daha iyi anlatabilecek değerli insanlarımız var. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ben sizleri tanıtmak yerine sizlerin kendinizi tanıtmanız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Belki eksik davranabilirim. Mualla Hocam, sizden başlayalım isterseniz. Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel. Buyurun efendim. Açık mı? Evet, herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel, Giros'un Bulancaklıyım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Çalışma alanlarım daha ziyade Doğu Avrupa Türk Tarihi ve Kadın Tarihi, Türk Tarihinde Kadınların Yeri üzerine. Aynı zamanda da iki sivil toplum kuruluşunun başındayım. Bunlardan bir tanesi Kadın Akademisyenler Derneği, bir diğeri de Umayana Türk Dünyası Kadınlar Birliği. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Yine devam edelim isterseniz sizinle birlikte. Bağcıyan Hanım'ı iyi anlatacaksınız bugün. Öyle mi yapalım? Peki, tamam. Sayın Bakanım, siz zaten herkes tanıyor. Benim adım Namık Kemal Zeybek. Ata Parti Genel Başkanıyım. Ya. Siyasetçi. Bu kadar değil ama. Bu kadar değil. Hukukçu. Hukukçu. Bürokrat. Efendim, yani. Peki. Kaşındınız ne diyeyim? Estağfurullah. Evet. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. 10 yıl kaymakamlık yaptım. 33 yaşımda Günsezam Müsteşarıyım. Müsteşar oldum ama Günsezam Müsteşarı. Müsteşarlar geldi gitti. Günsezam Müsteşar olmak kolay değil. Ben evet, sonra ne yaptım? HP ve ülkücü kuruluşların baş öğretmenliğini yaptım. Bu yüzden de devletim beni 33 ay çok yoruldum dedi. Derin dinlendirmeye aldı. 33 ay. Yani nerede yattım? Tutuklu olarak kaldım, aklandım, çıktım. Sonra 4 yıl bir holdingde koordinatör olarak çalıştım. Özel davet etti. Özel'in davetiyle milletvekili ve kültür bakanı oldum. Sonra Süleyman Bey'in davetiyle büyükelçi baş danışman olarak Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin ilişkilerinin uyumlaştırması, yani koordinasyonunu yaptım. Devlet Bakanlığı yaptım. Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nin kurucu başkanıyım. 14 yılda orayı yönettim. Devlet daha ne yapayım? Yeter artık canım. Tabii 15 dakika olunca böyle doğru doldurmayalım gitti. Değil mi? Doğru. Doğru. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Erol Demir, Küçükçekmece Milli Eğitim Şube Müdürümüz. Yine size bakayım. Teşekkür ederim. Efendim, 1967 Kocaeli Gölcük doğumluyum. Evli 3 çocuk babasıyım. Esnaf ve zanaatkar bir aileden geliyorum. Birkaç meslekte çıraklık yaptım. Sanat okulu mezunuyum. Elektronik öğretmeni olarak Hakkari'de mesleğe başladım. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi ve meslek liselerinde her kademede öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurum müdürlüğü ve daha sonra şube müdürü olarak İstanbul'a geldim.
Geçmişte olduğu gibi dünyaya bir medeniyet örneği olarak biz bu kültürümüzü sunabiliriz. Ailenin kuralları kayıtlı olmak üzere 740'tır. Bu kuralların sadece 124'ü çıraklara, geri kalanı ise kalfalara, ayin şeyhlerine ve ustalarıdır. Dolayısıyla az bilen az kuralla sınırlandırılır. Aileler 27 farklı alanda vakıfla topluma hizmet etmişlerdir. Sadece kendi mesleklerini icra etmemişlerdir. Ahilerin sadece meslek erbaplarından teşekkül ettiği düşünülür. Ancak ahi olan alimler, sanatçılar, eğitmenler, askerler ve yöneticiler vardır. Her mesleğin kayıtlı olduğu bir loncası, bir başında ahi babası, vekili ve nakibi, anlaşmazlıkları yürüten, çözümleyen yiğitbaşısı, kabul törenlerini yapan duacısı, eğer 3 usta yetiştirmişse onlar arasından seçilen orta sandığın yöneticisi olan kahyalar vardır. Bunlar tarafından aidatlar toplanır. Dükkan açacak sermayeye ihtiyacı olanlara evlilik, hastalık ve ölüm durumlarında onlara yardım edilir. Şehrin aileleri ayda bir kahya meclisi olarak toplanır, yılda bir de 3 günlük genel toplantı yapılır. Yine yaren sohbetlerinde gençlerin eğlenme ihtiyacı karşılanır. Ahi zaviyeleri bir medrese, bir akademi gibi çalışır. Kadınlar unutulmamıştır. Hocam detaylı anlatacak. Fatma Bacı, Bacıyanı Rum Teşkilatı'nı başlatmıştır. Ahi kardeşim demektir. Cömert ve eli açık demektir. Ahiliğin gayesi ise insanı dünyada ahirette mutlu etmek ve aleme bir nizam vermektir. Ahiliğin kaynağı fütüvetnameler, sünnet ve Kur'an'a dayanır. Ahilik, dayanışma, toplum mutluluğu ve herkesin kazanmasına odaklanılmış kadim kültürel bir değerimizdir. Peki bu ahiliği çıkartan Ahi Evran-ı Veli kimdir? 1171 yılında bugünkü İran, Batı Azerbaycan'a Hoy kasabasında doğmuş, asıl adı Mahmud, lakabı ise Nasiruddin'dir. Yani dinin yardımcısı demektir. Devrin alimi Fahrettin Razi'den akli ve fen ilimleri, evliyadan Şeyh Evhadüddin Kirmani'den ise nakli ve dini ilimler, yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi tıp dersi de alarak tasavvufta bir makam sahibi olmuştur. Horasan Maverayün Nehir, Bağdat büyük bir sanat ve ilim merkezi olduğundan buralarda yaşadığı için kendini çok yönlü yetiştirmiştir. Abbasi halifesi Nasır Lidinillahin kurduğu fütüvvet teşkilatını çok yakından tanımış ve onu Türklere özel olarak yeniden uyarlamıştır. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten söyledikleriniz harika. Çünkü bugün hepsi uygulanabilse sanıyorum ülkemiz daha da güzel olacak. Hatta dünyamız güzel olacak. Mualla Hocam, şimdi Erol Hocam dedi ki, Erol Hocam dedi ki, Bahçıyan Ana'yı dedi, Mualla Hocam anlatacak zaten dedi. Şimdi doğal olarak söz size verildi zaten. Ben müsaadenizle ayağa kalkmak istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Konsolosum, çok değerli misafirler, hoş geldiniz. Ben sizlere Fatma Bacı'yı, Bacıyanı Rum Teşkilatı hakkında çok kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çok fazla sizi sıkmadan. Ama Fatma Bacı'yı yetiştiren muhiti iyi anlayabilmeniz açısından da biraz gerilere gitmemizin doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü Türk kültüründe kadının diğer başka kültürlerde olmayan bir alanı var. Yani alanı var derken hayatın her alanında kendisine yer bulmuş bir varlık sergilemiştir. Dolayısıyla gelin isterseniz 13. yüzyıla gelmeden önce Türk tarihinde kadının nasıl bir rol oynadığına kısaca bakalım. Ben zaman zaman hep şunu söylerim. Bugün de bir ilkten bahsedeceğiz sizlere ama biz Türk kadınları dünya tarihinde hep ilklere sahne olmuş, hep
hep ilklerin öncülüğünü yapmış olan kadınlarız. İlk başta hepiniz Tomris Hatun'u çok iyi bilirsiniz. Tomris Hatun dünya tarihinde özellikle milattan önce 6. yüzyılda uyguladığı Turan taktiğiyle ve Türk tarihinde de savaş stratejisi olarak öne çıkan bu taktiğiyle bir ilke imza atmıştır. Ondan sonraki süreçte yine Türk tarihinde özellikle 8. yüzyılda Uygur kadınlarımız, bugün Erol Dürüm de bahsetti, vakıf kurma geleneğini Türk tarihinde başlatmışlar ve bu daha sonraki süreçte İslam dünyasına da geçmiştir. Abbasilere de geçmiştir. 13. yüzyıla geldiğimiz zaman bugün bahsedeceğimiz Bacıyanı Rum, yani bugünkü tabirle Anadolu Kadınlar Birliği Teşkilatı diyebileceğimiz bir teşkilatı dünya tarihinde ilk defa yine bizler kurmuşuz. 20. yüzyıla geldiğimizde ise aslında geçmişten devraldığımız o mirası devam ettirdiğimizi görüyoruz. Ne yapmışız? 10 Aralık 1919 dünya tarihinde ilk kadın mitingini yine bizler yapmışız. Dolayısıyla da böyle bir tarihi geçmişe sahibiz. Kaynaklar iki tane kızının olduğunu söylerler. Bunlardan bir tanesi Fatma Bacı'dır, Fatma'dır. Ve gerçekten de Fatma Hanım, Fatma Hanım'ımız Ahi Evran'la evlenmiştir. Ve iki eşin birbirini tam anlamıyla tamamlamaları, ben hep öyle bakıyorum. Yani Rasovski'nin dediği gibi ne bir adım önde ne bir adım geride, hepsi daima yan yana olan bu bakış açısı o dönemde de kendisini göstermiştir. Ahi Evran, şöyle söyleyelim, ahili teşkilatı elbette ki son derece önemlidir. Ama bir ihtiyaçtan doğmuştur, Türk kültüründen beslenmiştir ve bu ihtiyacın en önemli özelliği birlik ruhu içerisinde hareket edilmesidir. Erkekleri esnaf teşkilatını çok güzel bir şekilde hocam da ifade etti. Debalık üzerinden teşkilatlandıran, bu noktada Kayseri'de çok güzel çarşılar açan, ekonomik anlamda o dönemde oldukça fazla yine bir takım çalışmalarla yaşadığı topluma çok fazla değer katan maddi anlamda bir kişiden bahsediyoruz. İşte onun yanında da babasının eğitimiyle kendisini güçlü bir şekilde hisseden, yetiştiren Fatma Hanım'ın babasından devraldığı, babasından gördüğü eğitimi evlendikten sonra eşiyle birlikte devam ettirmesi, eşinin de kendisini desteklemesiyle birlikte karşımıza bir bacılar divanı tabiri caizse çıkıyor diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Maila hocama gerçekten yine çok güzel, birbirinden güzel bilgileri bize aktardı. Evet, bakalım. Ya biraz önce kendimi anlatırken işte bürokrat, kaymakam, müsteşar, bakan, üniversite başkanı şu bir diye anlattım. Diyeceksin ya, diyeceksiniz ki yani tamam da yani bunlarla bu konuların ne ilgisi? Ya niye buradasın? Ha, bu arada 20 kitap yazdım abi yani. Bu konularla ilgili 20 kitabım var tabii. En sonu Türk Aleviliğinin, evet, daha biz Atatürk'ün doğum yılını tam bilemedik. 80 mi, 81 mi filan. Günü, hangi gün doğduğunu da bilmiyoruz. Ya öyle bu işler kolay işler değil ama neticede bildiklerimizi söyleyeceğiz. Peki. Hacı Bektaş Veli'nin de kitapları var. Oturmuş kitap mı yazmış? Söylemiş, yanındakiler yazmış. Bunlardan birisi Makalat, en meşhuru. Profesör Esat Coşan Hoca onu çevirip yayınladı. Efendim, evet, o yayınladı, Makalat. Yani çevirenler biraz böyle kendi meşreplerine göre ister istemez çeviriyi kendilerine doğru yontarlar. Bu da doğaldır. Yani insan doğası. Ya ona girmeyeyim şimdi. Makalata girersek iş konu biter. Evet, Makalat. Fevait. Makalat-ı Gaybiyye.
makale. Ya 10. yüzyılda Hallacı Mansur ve onun gibiler ve yüzlerce talibiyle geldi, Türkistan'a girdi ve dönüştürdü oradaki inancı. Tanrıcı Türkler, tek tanrıyı. Düşen de kalbime göm düşen de.